Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz efendim. Bu hafta Rize'den karşınızdayız. Başkent Kulisi'ni Rize'den yapıyoruz. Niye Rize'ye geldik? Anadolu Yayıncılar Birliği Derneği'nin Medya Şurası, Karadeniz Medya Şurası, Çay TV ev sahipliğiydi. Burada bir panel vardı. Uluslararası medya temsilcilerini buluşturan. Biz de bu panel için geldik. Yine bu programın bir parçasına dahil oldu Sayın Hayati Yazıcı, AK Parti siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani AK Parti'nin iki numaralı ismi Sayın Hayati Yazıcı, memleketi Rize'de aynı zamanda bize ev sahipliği yapıyor ve Başkent Kulisi'nde kendisini ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Şimdi ben tabii direkt ana gündem maddesine gelmek istiyorum. Bugünlerde sadece siyasetin değil, Türkiye'nin gündemi istifası beklenen belediye başkanları konusu. Şimdi bunu tabii partinin yetkili organlarında bu konunun konuşulduğunu, bir karar alındığını biliyoruz artık. Bize 1, 2, 3, 4 bu işin gerekçeleri nedir? Neden böyle bir tasarruf da bulunuluyor? Bunu anlatabilir misiniz? Yani şimdi şöyle ifade edeyim. Bazı konular vardır. Konuşursunuz, müzakere edersiniz, katkı verirsiniz. Bazı konular var. Konuşmamak suretiyle katkı verirsiniz. Yani bu konuların çokça konuşulması doğrusu hoşumuza gidiyor değil. Ama tabii soruyu da cevapsız bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda da şu şekilde cevaplamak istiyorum. Yani biz kurumsal yapıya son derece önem veren bir partiyiz. Bir defa bakış açımız itibariyle bizim siyaset tarzımızda millete hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek, önündeki engelleri kaldırmak, hayat standartını yükseltmek, ülkemizi dünya, milletler arenasında muasir medeniyet düzeyinin üzerine taşımak. Onun için önümüze hedefler koyuyoruz. 2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Cumhuriyeti önemsiyoruz. Milletimizin en kıymetli kazanımıdır Cumhuriyet. Dolayısıyla onun kuruluşunun 100. yılında hedeflerimiz var. Evet. 2053 önemli hedeflerimiz var. Dolayısıyla biz bu hedeflere doğru giderken kurumsal anlayışla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Partide seçilerek gelinen yerler, atanarak gelinen yerler, pozisyonlar, statüler ya da seçim evrelerinde, yerel seçim olsun, genel seçim olsun, o süreçlerde aday gösterilmek suretiyle pozisyon, milletin reyiyle pozisyon sağlamış olan arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Tamam, bu statüler süreklilik arz etmez. Partiyle hukuki bağ sağlayan kişinin üyelik hukukudur. Ya bugün şu pozisyondasın, yarın buradasın, öbür gün başka bir yerdesin. Biz başarıya odaklanmış bir siyasi partiyiz. Kurumsal tarafımız ağır basa. Dolayısıyla bu süreçlerde bu ünitelerin hizmet üretimini, beklenen hedeflere partiyi taşımada gösterecekleri performans ve buna benzer ölçütler itibariyle değerlendirmeler yapıyoruz. Ha, bu değerlendirmelerde önümüzdeki 2019'da yapılacak yerel seçimlerde bu alanlara yönelmiş eleştirileri vesaireyi de absorbe etmek amacıyla bir tasarruf ihtiyacı doğuyor. Bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunu kişiler üzerinden de değil, belki davranışları, iş görme tarzları bu karar oluşumunda etkili olabilir. Ama bundan da bağımsız olarak hedeflere odaklanarak bu değerlendirmeleri yapıyoruz. O değerlendirme sonucu bu sözünü ettiğiniz belediye başkanlarımızla ilgili öyle bir görüş oluştu. Bu da arkadaşlarımızla paylaşıldı. Zaten bu konuda genel başkanımız, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamaları yaptı. Keza başbakan açıklama yaptı. Yer yönetimi başkanımız da yaptı. Bu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yani eminim ki arkadaşlarımız bu değerlendirme yapacak. Burada değerlendirme yaparken en büyük etken sanırım
partinin çıkarları, çünkü parti çıkarlarıyla ülke çıkarlarını örtüşmüş olarak görüyoruz. Ha, yanılmış da olabilir ama bakışımız bu. Yani çünkü AK Parti Türkiye ile birlikte büyüdü ama Türkiye de AK Parti iktidarıyla birlikte büyüdü. Yani bunlar bir de bağlı bir pozisyonda. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan o süreçleri de yüzetmek suretiyle bir davranış beklentisi içerisindeyiz. Davranıştan istifa etmeleri. Yani o anlamda ifade ediyorum. Zaten bunun mekanizmaları öngörülmüş. Yani mekanizmaları var. İşte belediye başkanlığı boşalırsa ne olur? Yine seçilen birisi geliyor. Yani meclis üyelerinden seçebiliyorsunuz. Yani dışarıdan oraya bir yapamıyorsunuz. Hani idareye verilmiş başka yetkiler de var. Yani bir belediye başkanının suç isnadıyla hakkında kovuşturma, soruşturma yapılması halinde işte açığa alınır. Tabii o açığa alınma sürecinde işte içlerine bir atama yapılır veya kayyım atanmasını gerektirecek bir pozisyon varsa, bir olgular varsa o zaman da kayyım atanır. Kayyımda da kim uygunsa idare eden, seçilmişten ya seçilmemiş bürokrattan bu atamalar yapılıyor. Nitekim Doğu'da, Güneydoğu'da bu tasarımlar yapıldı. Yani usul belli. Belki ilk defa uygulanan bir şey. Dolayısıyla arkadaşlarımız böyle çok derinlemesine bakmamış olabilirler. Ama bu derinlikli bir bakış açısıyla bir değerlendirme yaptıklarında bir sorun yaşanmayacağı kanısındayım. Şimdi burada gerekçe olarak bir değişim talebimi, referandum sonuçlarının sizi zorladığı bir durum mu? İşte Ankara'da, İstanbul'da hayır oyları fazla çıktı. Bu mu gerekçe? Yoksa tek tek o belediye başkanlarının yaptıkları bir takım hatalar, halkın gözünden düşmesi. Yani bu işin gerekçesi nedir? Yani bu burada böyle çok sıralanmış böyle gerekçeler, yelpazesi bütünlüğü söz konusu değil. Ama tek bir sebep de söz konusu değil. Yani bu genelde bu belediye başkanlarımızın işte üç döneme giriyor olmaları var. İşte efendim belediyelerle ilgili hem teşkilatlarımızın hem kamuoyuyla ilgili oluşmuş algılar var. Bütün bu faktörleri bir tane değil yani. Bunları birlikte değerlendirerek. Ama bu tasarrufları yaparken de burada kesinlikle kişisel saikler devrede değil. Yani şunu demek istiyorum. Yani şuna bir iş yapalım da bu işte haddini bilsin. Yani şuna bir şey yapalım da bu dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Böyle bir mantık yok. Yani burada yapacağımız düzenlemeyle 2019 seçimlerinde partimiz daha güçlü hale nasıl gelir? Dolayısıyla bu çok değişik faktörleri dikkate almak suretiyle oluşmuş bir karar, bir kanaat. Evet, bu peki ne sağlayacak? Yani günün sonunda eğer daha hala istifa etmediler ama istifa ettiler diyelim. Bunun getirisi ne olacak? Ne hesaplanıyor burada? Bunların etkisi çok fazla olur. Yani pozitif anlamda ifade ediyorum. Hem mevcut belediyede açısından olur. Yani burada şayet belediyede bir larjlaşma davranışlar itibariyle inşa etme süreçlerinde larj bir bakış gelişmişse bunlar azalır. Bunlardan kaçınılır. Derledip toparlanmaya yani vesile olur diye düşünüyorum. Peki efendim yani anket falan yaptınız mı? 81 ilden bilemiyorum 50'den fazlası galiba AK Parti'de. AK Partili belediye başkanları yönetiyor. Yani bu 6 belediye, 3'ü istifa etti. 3'ünün istifa etmesi bekleniyor. Bu belediye başkanlarının durumunu ölçmek için millete soruldu mu veya görev yaptığı şehirlerde halka soruldu mu? Bir anket falan yapıldı mı? Yani siz bu sebebe yönelik olduğunu ifade etmeksizin genel olarak bizim genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı çok geniş bir kadroyla zaten çalışıyor. İçinde çok deneyimli eski de milletvekilliği yapmış, mevcut hale milletvekili olan arkadaşlarımız var, uzmanlar var. Bunlar zaten her belediyeyle ilgili, özellikle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyük ilçelerle ilgili belediyeler, hatta sanırım bütün ilçelerde kapsayacak şekilde
onların bütçe performansları, yatırımların reelliği, çalışmanın randımanı açısından, bütçe cari giderler dengesinin düzeltilip düzeltilmediği açısından vesaire falan kullanılan, yani nasıl yönetiyor, kullanılan araç gereç bakımından bunun performansını ortaya koyacak. Bir fotoğrafını ortaya koyacak bir çalışma zaten epey zamandır devam ediyor. Yani bunlar var, bunlar kayıtlara geçiyor. Bunlar gizli falan değil. Yani kamuoyuna açıklanmıyor. Kamuoyuna açıklanması da doğru değil. Kim yapıyor bu? Bir çalışma. Bizim yerel yönetimler başkanlığımız yapıyor. Burada elde edilen bulgular da zaten belediye başkanlarımızla davet edilerek paylaşılıyor. Ya bak senin durumun şu, karnen şu, şurada eksiğin var, şurada iyisin, şuraya dikkat et falan, böyle bir çalışmamız var. Bu da tabii bizim siyasetimiz açısından, yani kurumsal dedim, kurumsal yapıya önem veririz. Bir takip mekanizması. İlçeli çalışmaya önem veririz. Dolayısıyla bu çalışma tarzı, özetlediğim çalışma tarzı da bu kurumsal duruşumuza ve ilçeli çalışmamıza da en önemli bir örnektir. Bu o zaman çekilen fotoğrafta bir kriter oldu o zaman bu tasarrufların. Mutlaka hiç yokken yani kura çekmek suretiyle yani 5 tane belediyeden işte yerini boşaltmasını isteyelim. Yani belki özen de gösteriyoruz, istifa edemiyoruz, yerini boşalt. Yani burası dedim boşalt da işte meclisten doldurulsun vesaire falan. Dolayısıyla bir kura çekilerek yapılmış bir tasarruf değil yani. Anladım. Peki ama şey yani muhalefet burada başka şeyler arıyor. Ona geleceğim. Da, yani geleceksiniz. Muhalefete geleceğim. İstifa etmezlerse veya içlerinden herhangi biri istifa etmezse ne yapacaksınız? Yani şimdi Rize'deyiz. Rize'linin biraz da tarzı itibariyle söyleyeyim. Yani şu söylediklerimden öte bir adım atmam. Yani biz bu söylendi, kamuoyu da duydu. Bunların o boşaltma işlemini yapacaklarını bekliyoruz. Dolayısıyla o konuda ki süreç bitmeden ve onun ötesinde bir şey söylemek istemiyorum. Yani girmek istemem, doğru bulmuyorum yani. O pozisyonumuzu koruyoruz. Yani ben arkadaşlarım bu konuda çok gereğini geniş bir perspektifle değerlendirmek suretiyle gereğini kavrayacakları ve yapacakları kanısındayım. Yani partiyle, parti yönetimiyle, genel başkanla zıtlaşmayacakları kanısındayım. Velev ki bu kendi aleyhlerinde olsun. Yani empati yaptıklarında kendi aleyhlerine sonuç doğurabilecek, kendi algılarıyla alakalı negatif bir takım olumsuzluklara yol açacağını düşünseler dahi parti yönetimiyle, partiyle, genel başkanla zıtlaşmanın reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacakları kanısındayım. Yine muhalefetin tutumuna gelmeden önce bir B planı olarak şundan bahsediliyor. Bir iki defa Sayın Cumhurbaşkanı da zikretti. Eğer istifa etmezlerse İçişleri Bakanlığı devreye girecek. Partiden istifa etmesi beklenmiyor. Çünkü bu durumda partiden ayrılır, başkanlığı devam eder, maksat hasıl olmaz. İçişleri Bakanlığı da eğer devreye B plan olarak devreye girecekse şöyle bir soru çıkmıyor mu? Yani İçişleri Bakanlığı bir soruşturma üzerine, bir yolsuzluk, usulsüzlük bir şey varsa bunun üzerine harekete geçer. O zaman da şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Böyle bir şey varsa niye istifasını beklemeden böyle bir şey yapılmıyor sorusu karşımıza çıkıyor. Bir takım böyle bir çelişkiler, çağrışımı yapıyor zihinlerde. Buna bir izahat getirebilir misiniz? Hukukçu da olduğunuz için. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Mehmet Bey, demin söylediklerim belki tekrar olacak. Yani şu aşamada söylenmiş. Dolayısıyla bu söylemin muhatabı olan başkanlarımızdan bir davranış bekliyor. Ve o davranışın pozitif olmasını istiyor. Yani bu gerçekleşmeden veyahut da bunun gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir emare, bir duruş gözlenmeden onun ötesinde bir şey söylemek çok doğru değil. Ama şunu ifade edeyim.
yani bu olmadı da şu başlatıldı, başlatılacak böyle bir şey yok. Yani onlarla ilgili bir soruşturma, bir şey varsa vardır zaten. Bence devam ediyordur yani. Ve elbette ki onun prosedürü bellidir. Yani Türkiye bir hukuk devletidir. Her şey hukuka uygun yapılır. Sonuçları da hukuka göre değerlendirilir, tartışılır. Yani biz olmayan, yaşanmayan bir takım prosedürleri devreye sokacağız, getireceğiz diye bir anlayış içerisinde değiliz. Yani var Türkiye'nin idare hukuku içerisinde, hukuk devleti ilkelerine her ne kadar uygunsa o çerçevede prosedürler elbette ki söz konusu olur yani. Evet. Peki muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi tabii bu işin çok üzerinde duruyor. Özellikle de Sayın Melih Gökçek'le ilgili arka arkaya açıklamalar geliyor. İki türlü açıklamalar geliyor. Yani aslında en son Kılıçdaroğlu'nun söylediği, bunu yanlış bulduklarını söylüyor. Bu insanlar çoluk çocuğuna bunu nasıl anlatacaklar? Seçimle gelen seçimle gider diyor. Ama bir taraftan mesela partinin meclis grup başkan vekilinin açıklamaları var önümüzde. O da diyor ki burnundan fitil fitil getireceğiz diyor Melih Gökçek'in. Bu işin arkasını bırakmayacağız diyor. Böyle başkanlıktan çekildi, istifa etti, o iş orada kalmayacak diyor. Böyle ikili bir duruş sergiliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ne dersiniz? Toplam bir değerlendirme alabilir miyim? Yani şöyle, şimdi ana muhalefet partisinin tabii siyaset tarzı çok tartışılabilir. Veya tartışmalı. Yani muhalefet partisi proje üretmeli, proje üzerinden bir yarışa girmeli. Yani değerler üzerinden, kişilerle ilgili tasarrufların yeri geldiğinde en şiddet vurucu timi olabilen, yeri geldiğinde de savunmacı pozisyonuna geçen tavırlar çok doğrusu şık değil. Yani biz arkadaşlarımızla ilgili özetlemeye çalıştığım tasarrufları gerçekleştirirken arkadaşlarımızı biz dışlamıyoruz. Arkadaşlarımızı ötekileştirmiyoruz. Yani biz bir aileyiz. Aileye önem veririz. Kişinin özeli var, ailesi. Bir de siyasi ailesi var. AK Parti'nin siyasi ailesinin ismi AK Parti'dir. Ve AK Parti çatısı altında bulunan, bu aile içerisinde bulunan bütün bireylerin hak ve hukukunu korur, kollar ve gözetiriz. Ama bu bireylerin hak ve hukuku ile milletin hak ve hukuku çatışma durumunda olursa orada üstün olan milletin hukukudur. Veya genel siyasetimizin çıkarları kişilerin çıkarlarının önde gelir. Yani bu tasarruflarla partimizin genel siyasi çıkarları daha öne çekilmiş ve böyle bir tasarrufa yönelmişiz. Yani bunun arkasında başka sebepler, sahipler aramak, bundan çok büyük siyasi çıkar sabalar bekletisi içerisinde olmak, işte ne derler ya, darı ambarında bilmem ne, aç tavuk kendisini darı ambarında sanırmış, ona benzer bir pozisyon. Yani muhalefet partisi burada boşuna kürek sallıyor diye düşünüyorum. Yani eminim ki muhalefet partisine de en yakışır cevabı, yani hak ettikleri cevabı bu arkadaşlarımız uygun zamanda verirler yani kendilerine. Şöyle mi diyorsunuz, yani bu arkadaşlarımızı harcamıyoruz? Yani harcamıyoruz yani biz, yani ailenin içerisinde bunlar. Yani bizim kırmızı çizgilerimiz var. O kırmızı çizgi ihlalinde bulunmayan her arkadaşımız pozisyonu değişse bile bu ailenin içerisindedir. Yani bugün şu pozisyondadır, yarın başka bir pozisyonda. Belki yarın ondan daha önemli bir pozisyona gelecek, yapacak. Yani gerçi kişilerin pozisyonları ölçmesi, tartması farklı olabilir. Yani sizin çok ehemmiyetsiz gördüğünüz bir pozisyonu bir başkası çok önemli de önem de atfetmiş olabilir. O öznel değerlendirmeleri bir yana bırakayım. Yani nesnel ölçütleri dikkate aldığımızda bu arkadaşlar bugün bulundukları pozisyondan daha farklı bir pozisyonda parti içerisinde işler üstlenebilirler. Yani o alanlar kapatılmıyor. Bunlar ötekileştirilmiyor parti ailesi içerisinde. Yine ailenin fertleridir. Birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Yani hani biz durmak yok, yola devam diyoruz. Yani arkadaşlar şimdi artık durup bir yerde bekleyecek, orada kalacak da gerisi yürüyecek, öyle bir şey yok. Onlar da hep birlikte yürüyeceğiz. Yani bakışımız bu. Dolayısıyla muhalefet partisi burada
kendi siyaseti çerçevesinde bir çıkarsama yapmak istiyor. O beyhude bir uğraştır diye düşünüyorum. Bütün hesaplar 2019 için herhalde. Bütün bunlar elbette yani seçim siyasi partiler, bak siyasi partiler bütün faaliyetlerini teşkilattaki konuşlandırılmaları, yapılandırmaları, efendim işte söylemlerini, siyasi üretkenliğini, projelerini seçimden seçime gözden geçirir. Seçime odaklanarak bu süreçleri inşa eder. Dolayısıyla bizde 2019'da yapılacak 3 önemli seçim var. Bir yerel genel seçim, genel milletvekili seçimi ve aynı gün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Bu seçim tarzı ilk olacak. Bunları son derece önemsiyoruz. Bunları dikkate almak suretiyle hem kongre sürecinde teşkilatlarımızı yenilerken, güçlendirirken ve hem de yerel yönetimlerle alakalı bazı oluşmuş algıları bertaraf etmek amacıyla daha güçlü bir şekilde seçim atmosferine girmeyi hedefleyerek bu tasarrufları gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Şeyi de sorayım, yani bu istifalar olursa olduktan sonra mesela Ankaralılar, biz merak ediyoruz yerine kim gelecek, konuşuldu mu bunlarda? Biz bunlara bakın çok geniş kapsamlı bir istişare sürecinden geçerek gerçekleştiriyoruz. Mesela İstanbul örneğini vereyim. Sayın Kadir Topbaş ayrıldığını, makamı boşalttığını kamuoyuyla paylaştı. Yani dilekçesini verdi, makam boşaldı. Ve İstanbul'da ki o toplantı bizzat Genel Başkanımız başkanlığında gerçekleştirildi. Biz de genel başkan yardımcıları yani İstanbul milletvekillerine olan 3-4 genel başkan yardımcısı genel başkanımıza refakat ettik. Orada il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyelerimiz, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz. Çünkü o seçim büyükşehir meclis üyeleri yapacak. Ve ilçe başkanlarımız hep bir arada toplandık, istişare ettik. Ondan sonra bunlara form dağıtıldı. O formda kimi istiyorlar? Bunlar işaretlediler. Mevlüt Uysal öyle mi çıktı? Efendim? Mevlüt Uysal ismi yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Tabii. O şekilde oradan önde Mevlüt Bey çıktı. Ve belediye meclisi de çünkü o toplantıya çağrı prosedürünü kanuna göre vali, İstanbul Valisi işletiyor. Onun çağrısı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü topladı seçim gündemiyle ve orada yapılan seçimde zaten ilk iki oylamada 3-2 çoğunluk aranıyor. 3-2 çoğunluk olmadığı için 3. oylamada Sayın Mevlüt Uysal büyük bir çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş oldu. Yani yerine atama olmuyor. Bu tür boşaltmalarda yerine gelen kişi de seçilerek gelmiş oluyor. O seçim, o seçiminde seçilmiş bir kişi yine Büyükşehir'e yani. O da başak tabii şehir. Yani bunun nasıl olacağı belli. Kanun bunu belirlemiş. Yani boşalırsa ne olur? Ankara'da belli mi? Ha yok. Daha Ankara'da böyle bir şey yok. Mekanizma işletilmedi. Yani işletilmedi. Yani boşalmadan böyle bir mekanizma işletilmez zaten. Yani boşalır. Ondan sonra boşaldığı takdirde o prosedür işlemeye başlar. O süreçte de bu istişari mahiyetteki değerlendirme önce yapılır. Şu anda meclis üyelerinin vicdanlarına havale edilir. Yani onlar kim istiyor? Onlara da yani bunu anket yaptık. Sonuçtan bu çıktı diye bir paylaşım olmuyor. Ama partinin yönetim sorumluluğunu üst düzeyde üstlenmiş, genel başkanın başkanlığında partiyi sevk ve idare eden, siyasi rotasını belirleyen ekip bu şeyi gerçekleştiriyor. Anketi ama bu meclis üyeleriyle paylaşılmıyor. Meclis üyeleri işte orada çıkan isimlerden hangisini istiyorlarsa onu işaret ediyor. Sonuçta sayım tasnifte yasanın öngördüğü çoğunluğa erişen yeni başkan seçilmiş oluyor. İstifalardan sonra bu süreçlerde böyle işleyecek. Böyle işleyecek. Başka belediye başkanı var mı? Arkası gelecek mi? Yani bu 6 belediye başkanından sonra durumu değerlendirilmiş ve başkanlıktan istifa etmesi istenecek başka belediye başkanı var mı partinizde? Yok. Yani ben şunu söyleyeyim. Bak bu süreç, bu tasarruf belki ilk. Yani ilk bilmiyorum daha örneği var. O yüzden var
zaten. Ha yani oldu ama ben bunun da sebeplerini anlatmaya çalıştım. Ama bu böyle belediye başkanları üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir davranış biçimi değildi. Kesinlikle değildi, böyle bir şey yok. Yani bunların işte konuları belli, sayıları belli. Böyle gidiyoruz. Ha bu şu demek değildir. İleride yürüyüşümüzü sürdürürken, 2019'a doğru yol alırken süreçlerde bizi çok fazla sıkıntıya sokabilecek, halka izah edemeyeceğimiz bir davranışlar zuhur ederse, ya biz onun hiç yapmayacağız, yapmayacağız dedik, demokrasinin kılıcını sallamıyoruz dedik de bu ne oluyor demeyiz yani. Biz real politik davranış sergileyen bir partiyiz. Yani gerçekçiyiz. İnşallah o tür bir şey zuhur etmez ama ederse de partinin, ülkenin çıkarları neyse onu üstün tutarız. Yani kişisel çıkarların önündedir. Elbette ki ülkenin çıkarları yaşama hakkının ortadan kaldırılmasına cevap vermek, yaşama hakkı kutsal. Onu ayrı tutuyoruz. Ama ülkenin çıkarlarıyla kişinin menfaatleri çatıştığı yerde ülke çıkarları öndedir. Yani parti çıkarının da üstünde. Yani, tabii parti. Yani elemanlarımıza baktığımız zaman partinin çıkar hedefleri, partinin çıkar ve hedefleriyle ülke çıkarlarının örtüşük olduğunu kabul ediyoruz. Sıralama yaparsan ülke çıkarları parti çıkarları önünde, parti çıkarları bireysel çıkarları önündedir. Böyle bir sıralamamız var. Tasarruflarımızı bu mentalite içerisinde inşa ediyoruz. Şey mantığına ne diyorsunuz peki efendim? Yani seçimle gelen seçimle gider. Yani bunlar söylenebilir. Bu işte bu kuralın değil, her kuralın bir istisnası olur. Bunlar o kuralların istisnasıdır. Yani her genel kuralın istisnası olur. Yani hiç burada bir şey olmayacak denmesi mümkün değil. Yoksa kilitlersiniz siz. Yani niye bu mekanizmalar niye var? Yani hizmet üretimi, kaliteli hizmet üretimi, tempolu çalışma vesaire çok çok sebep sayabilirsiniz. Kural o. Ama her kuralın istisnası olduğu gibi burada da o kuralın istisnası oluyor. Anladım. Yani o ilkeden vazgeçilmiş ya değil. O ilkedir. O ilkeyi siz de önemsiyorsunuz ama yani elbette. Bir gerektiği zaman da bunun aynen istisnai durumlarda var, istisnası oluyor yani. O kuralın, o genel kuralın bir istisnası oluyor. Teşkilatlarda da ciddi, dün sizin hatta bazı ilçelerin kongreleri vardı Rize'de. Orada da ciddi bir yenilenme var sanki, değil mi? Bazı illerde, bazı büyük şehirlerde topluca yönetimlerden istifalar istendi, değişiklikler yapıldı, ya, şimdi bakın Mehmet Bey, biz çok büyük bir siyasi aileyiz. Peki dünyada en büyük örgütlü bir partiyiz biz. Yani 11 milyon yaklaşık ifade edelim dolayında üyemiz var bizim. Ana kademe dediğimiz teşkilatlarımız var. Bunun yanında kadın kolları, gençlik kolları tepeden tırnağa, yani beldesinden, mahallesinden tavana kadar, genel merkeze kadar örgütlenmişiz. Yani bunların muntazam belli periyotlarla kongreleri yapılır. Bunlarda değişim ve dönüşüm olur. Yani bizim siyaset tarzımızda sadece davet yok. Yani gelin bize oy verin. Gelin burada da çalışın diyeceğiz. Yani biz şayet herkesten oy isterken bulunduğumuz yerleri de sabitleşiyor. Oy istiyorsak biz statik demektir. Yani biz statikocu bir parti oluruz. Biz dinamik bir partiyiz. Paylaşımcıyız, katılımcıyız. AK Parti'nin tüzüğünü, programını benimsemiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her biri geçmişte hangi partide siyaset yapmış olursa olsun ya da ilk defa ben tüzüğünüzü, programınızı okudum. Bunları doğru buluyorum. Sizinle birlikte siyaset yapmak istiyorum diyen her bireye partimizin bütün yönetim süreçleri açık. Ha geliyor. Ya bu, dolayısıyla demek ki bu kadrolarda görevli arkadaşlarımız değişime uğrayacak. Bizim siyasetimiz gereği. Ya bu değişimi gerçekleştiriyoruz. Yine orada da hedef başarıdır. Bakın bizim duruşumuz var. Kimliğimiz var.
Yani bunun detaylara girmeyeyim. Yani biz duruşu olan bir partiyiz. Efendim kimlik var, kimliğimizi tanımlamışız. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Ve yerli ve milliyiz. Ve bizim omurgamız var. Omurga teşkilatlardır bizim. Nedir omurga? Omurga canlıyı ayakta tutan en temel organdır. Yani omurgası olmayan varlıklar biliyorsunuz yerde sürünür. Dolayısıyla bizim teşkilatlarımız çok zinde, dinamik, üretken, toparlayıcı, kuşatıcı, efendim ötekileştirmeyen, söylem itibariyle cezbedici bir donanım da olması lazım. Ha bu alanlarda eksiklik varsa, ki var, kongrelerde bunları gidermenin arenasıdır, aracıdır. Dolayısıyla olağan kongremizi yapıyoruz, 6. olağan kongremizi. Bu hemen referandumdan sonra da bu süreç başladı. Dolayısıyla genel başkanımız da buralarda bir değişim ve dönüşümü daha hızlı, daha tempolu, daha dikkatli bir biçimde yapmamız gerektiğini altını çizmişlerdir. Biz de bu görüşü paylaşıyoruz. Dolayısıyla teşkilat başkanlığı başta olmak üzere kongre sürecinde teşkilatlarda var olan bu eksiklikleri, bu arızaları giderme konusunda büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Hasbiyiz ama burada. Bunu yaparken hesabi değil. Yani tabii yani arkadaşlarımızın bir kısmını ötekileştirelim, bir başkasına daha geniş bir alan, avantaj sağlayalım. Bu düşünce içerisinde değiliz. Zaten bunu yaparsanız bu gizli kalmaz. Teşkilat mensupları bu algıyı alırlar ve onun geri dönüşü olumsuz olur. Bu hasbilik içerisinde yürüyeceksiniz. Burada özen gösteriyoruz. Yani gözden kaçmış olan olabilir, yanlış inşa ettiklerimiz olabilir. Bunlar da ileride yanlış olduğunu gördüğümüz zaman içerisinde o düzeltme yaparız. Yani bizim bakın siyasete insanlar çok farklı amaçlarla girerler. Yani kimi insanlar var siyaseti, siyaset kurumunu çıkar elde etmenin aracı olarak görürler. Bunlar Türkiye'de vardır. Evet. Dün vardı, bugün var, yarın da olacak. AK Parti'de de çoğaldı deniyor. İşte oraya geliyorum şimdi. Bir kısım insanlar var, siyaseti, siyaset kurumunu bireysel çerçevede pozisyon elde etmenin aracı görürler. Yani ben şuraya geleyim, şu olayım, bu olayım, bunlar. Bunlar yine dün var, bugün var, yarın da olacak. Ama bizim siyaset anlayışımızda şu siyaset, millete hizmet etmek, sorunlarını çözmek, hayat standartını yükseltmek ve sonuçta 780 bin kilometrekare vatan toprağında yaşayan, bugün itibariyle ifade edeyim, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının. Ya yolumuz yoktu, yol yaptınız. Suyumuz yoktu, su getirdiniz. İşte evimiz yoktu, katkı verdiniz. Allah razı olsun demeleri bizim siyaseten hep birlikte faydalanacağımız, mutlu olacağımız sonuçlardır. Evet. Siyasete böyle bakıyoruz. Ben onun için süreçte de ben bu partide ilk zamanlarda 5 yıl süreyle teşkilat başkanlığı yaptım. İki olağan kongre, ilk kongre dahil iki olağan kongre sürecini teşkilat başkanlığı olarak arkadaşlarımızla birlikte sevk ve idare ettim. Ben hep şunu söylerdim. Mesela gelirdi genç insanlarımız, gençlerimiz. İşte yeni avukatlığa başlamış, yeni mali müşavir olmuş, serbest meslek icra ediyor. Nedir, ofisin durumu nedir sormuşumdur. Nedir, yani sen burada ilçe başkanı yaparsak nasıl geçineceksin? Yani ofis nasıl geçinecek? Yani yoksa orada bir şey, sen önce ekonomik İşini. Durumunu düzelt. Senin birinci işin, şeyin, önceliğin işin olsun. Çünkü ekonomik özgürlüğü olmayan insanların, bizim partimizde yönetici pozisyonda olmaları kabul edilebilir bir durum değil. Enteresan bir şey söylüyorsun. Tabii. Yani ekonomik özgürlüğü olması lazım. Bir insanın kafasında... Öbür türlü başka mı çalışıyor kafası? Tabii. Yani yozlaşır, yozlaşmaya sebep olur. Ekonomi özgürlüğünü parti üzerinden sağlamaya çalışıyor. Oradan sağlar, ister istemez yozlaşma bulaşır bize. Ben bunu bazı yerlerde söylediğimde bazıları ters anlıyordu. Bana bir yerde hatta tepki verildi. Tepki Rize'de verildi, burada verildi. Geçen kongrede ben bunu söyleyince işte iki aday var dedi ki işte şeyimde devam ediyor o zaman bakanlığın. İşte Sayın Bakan
parti sadece zenginlerin partisi mi falan diye. Ben soracaktım şimdi. Ha yani yok dedim bak. Ben sizin dedim durumunuzu da bilmiyorum. Sen zengin misin, fakir misin onu da bilmiyorum. Ben istiyorum ki partide yönetici pozisyonuna gelen ilçe başkanı, il başkanı, ilçe başkan yardımcısı, il başkan yardımcısı, kadın kolu, gençlik kolu bunların birinci gündem maddeleri, ajandalarının başında tencerenin kaynaması olmaması lazım. Tencere kaynama sorunu olmaması lazım. Tencere kaynama sorunu varsa onun gündeminin birinci maddesi odur. Kendi odur. Hesabına tabii, çalışır o zaman. Dolayısıyla gündem maddesi o partiye yeteri zamanı veremez. Bir, yani adam yani onu yapacak, evi aç bırakacak yani. Evet. Çocuklar, bebek, hanım yani bir tencere kaynayacak. O tencerede kaynayacak gıdayı, ürünü bulamıyorsa birinci gündem maddesi o. O zaman partiye yeterli zamanı veremeyecek. Performans bakımından düşük düzeyde çalışacak. Profil düşük olacak. Ama ekonomik gücü yerindeyse, bir gelir teknesi varsa, işte avukat ofisi var, ortakları var, onunla çalışıyor, yürütüyorsa mesele yok. Zaten oradan elde ettiği gelirle evdeki kendi kazan siyasete aynayacak. Buradan birinci şeyi verecek. Bunu verebilecek. Ha bir başka şey, yoksa gelecek o zaman parti faaliyetlerini, iktidar imkanlarını tencereyi kaynatmak için de kullanacak. Bu da bizi de yozlaşmaya yol açar. Ya bunlar olmaz, olmaması gerekir. Yani bunlar böyleleri ha bunlar belki biraz artmış. Biraz artmış olabilir değişik yerlerde. Yani şöyle kavramsallaştırmak siyaseti kendi namına kullanmak, siyaseti zenginleşmek için aracı yapmak, siyasete kendi çıkarı için girmek, kendi ekonomik çıkarı için girmek. Bunların sayısı çoğaldı mı? Arttı mı? Çoğaldı mı demeyeyim de bu alanlarda hassasiyetimiz var diyeyim. Yani bizde bunlar çoğaldı, arttı demek mümkün değil. Yani de olsa zaten yürüyemeyiz. Varsa bunları çökeriz barındırmayız zaten. Diyorsunuz. Çökeriz yani bunlar olsa çökeriz. Ha varsa biz bunları ayık dur. Ayık dersen diyorsun ya işte sen şu pozisyonda dur. Yani bu buradaki pozisyonun var olan sorununu gidermeye engel değil. Orada dur. Katkını o düzeyde ver. Ama burada daha fazla zaman ayırabilecek, daha fazla üretken olabilecek arkadaşlar gelsiniz. Bu son derece önemli bizim siyaset tarzımız itibariyle. Aksi takdirde bir yozlaşma olur. Yozlaşma çok bulaşıcıdır. Bu sirayet eder, yaygınlaşır mesela. Ha bir de mesela diyelim işte kamu kurum ve kuruluşlarında arkadaşlarımız çalışmasın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çalışmasın diyorsunuz yani. Yani hayır, burada olan çalışmasın yani. O ekonomik özgürlüğü olması lazım. Bakın bizim teşkilatlarımız hani demokraside denge denetleme önemli. Önemli. Yani bizim teşkilatlarımız sadece parti faaliyetlerini işte halka yansıtan, ileten, halkın taleplerini derleyip toparlayıp merkeze aktaran konumda değiller. Bizim teşkilatlarımız işlevleri itibariyle bulundukları yerde seçimle milletin görev ve yetki verdiği yerel yönetimleri de bizim yerel politikalarımız çerçevesinde iş ve işlem yapıp yapmadıklarını informal olarak denetleyen kurumlardır. Yani teşkilatta bu denetimi sağlar. Yani belediyemiz, il genel meclisimiz bizim partimizin yerel yönetimler anlayışı çerçevesinden bunlar yürütüyor. Onun için parti grupları vardır. Belediye meclis grupları vardır. Belediye meclis grubunun başı ilçe ise ilçe başkanıdır. İlde ise il başkanıdır. İl genel meclis grubunun başı il başkanıdır. Onlar başkanlık eder meclis üyelerine. O toplantılara il genel meclis başkanı katılır. Belediye ise belediye başkanı katılır. Ve belediyenin planladıkları işler vesaire orada görüşülür, gözden geçirilir. Bir şey Sayın Yazıcı açmak istiyorum. Biraz toplumda bu meseleler takip ediliyor çünkü. Şimdi yozlaşma, siyaset üzerinden zenginleşme, siyaseti zenginleşme aracı kılma, yolsuzluk. Ya bunları ne kadar yani teşkilatlardan başlayarak
belde, ilçe, il teşkilatlarından başlayarak. Yani şimdi bir sohbet ortamında işte teşkilatlar çok kötü durumda. İşte filanca kişi geldi, mal varlığı şu kadar arttı. Şurada şu oldu, burada bu oldu. Şimdi demin dediniz ya, yani ilkeler var, denetim mekanizmaları var. Şimdi bunlar böyle bir şey olduğu zaman, yani yozlaşma, yolsuzluk, her neyse, bunları tespit edip müdahale ediyor musunuz? Yani bunlar bize ulaşırsa veya biz gözlemler isek, o konuda da kuşkularımız çok yoğun bilgi dediğimiz düzeye erişirse, tabii üzerine gideriz, gidiyoruz. Var mı böyle, yani bu tür vakalar çıktı karşımıza ve yollarımızı ayırdık dediğiniz? Yani münferit de olsa var bunlar. Bunlar var. Ama bunlar çok yaygındır, her tarafta var demek mümkün değil. Bu aslında bir kampanyadır bir de aynı zamanda. Hı. Yani bizim partimizin bu güçlü teşkilat yapısına yönelik bize muhalif olan kesimlerin yıpratma amacıyla bir algı oluşturma çabaları var. Yani bunlar olur olmaz işte söylemler geliştirmek suretiyle teşkilatlarımızda büyük işte yolsuzluklar olduğunu, işte suistimaller olduğu algısını seçmenler nezdinde oluşturmak suretiyle teşkilatlarımızı zaafa uğratmaya çalışıyor. Yani adam diyor ki işte o zaman, ya ben AK Partiliyim, saygın bir konumum var, bir serbest meslek icra ediyorum. Tamam, ben AK Partiliyim ama ben gelmeyeyim teşkilatı, ben burada durayım diyor. Yani otur. Çapulcu söylemi diyeceğim. Bunlar çapulcu söylemi. Yani çapulcu, kontrol edilmemiş, vicdana danışılmamış, işte efendim kul hakkı nedir, o konuda hiçbir hassasiyet içerisinde olmayan, bir yere aklını sabitlemiş, odaklanmış, hiçbir kural tanımadan oraya varmak için aklına ne gelirse onu diliyle dışa vuran tipler var. Bunlar çapulcudur. Yani çapulcu sadece şeyde yok. Yani bunlar şimdi partiye mi tebelleş oldular? Çapulcu sadece, ya var işte bu belli bir mecra üzerinden işte parti içerisinde bu tür şeyler olduğu söylentisini geliştirmek suretiyle aslında AK Parti'ye yönelik bir eylem icra ediyorlar. Yani bunlara çok inanmamak lazım. Yani bu dejenerasyon, yozlaşma gibi kavramlar olgudan çok algı diyorsunuz yani. Yani algı daha fazla. Algı boyutu daha fazla. Yani üretilmiş algı kısmı daha fazla. Ama öbür türlü de gerçek yaşanan hayatta hiç yok. Herkes tertemizdir anlamında da bir şey söylemiyorum. Yani insanın yaşamındaki değişiklik, ekonomik mal varlığı kriterler itibariyle artışlar, bunlar olağan izah edilebiliyorsa bunlar kimsenin diyeceği bir şey yok. Yani herkes geldiği gibi nasılsa öyle kalacak diye bir kural yok. Biz Türkiye'yi büyütüyoruz. Bak, FED başına milli gelir 2.900-3.000 dolar düzeyinde bir Türkiye'nin yönetimini teslim aldık. 2003'te. Evet, yine milli gelirimiz, yani gayri safi milli hasılamız 230 milyar dolardı. Öyle bir Türkiye aldık. İşte o Türkiye'yi 70 sente muhtaç bir Türkiye olarak tanımlıyorlardı. Aldık, getirdik vücut 860 milyar dolar gayri safi milli hasıraya sahip, 11 bin dolar düzeyinde FED başına milli gelire sahip bir ülkeyiz. Hayat değişiyor, ekonomik yani gelişme. Düşmanlığı da çıkarmamak lazım. Tabii, bundan herkes faydalanıyor. Yani hakkıyla elde ettiği sosyal AK Parti'deki insanlar da hayat standartında değişiklik oluyor. Yani bunlar aynı düzeyde kalacak, bunun dışındaki de faydalanacak, böyle bir şey yok. Yani toplum, topyekun bu değişimden yararlanıyor. Böyle geliyoruz. Yani izah edilebilir değişim ve gelişimler çok doğaldır, hayatın akışına uygundur. Ha, izah edilemeyen durumlar varsa o sorundur, onda gereği yapılıyor. Metal yorgunluk, siz nasıl anlıyorsunuz? Ne demek metal yorgunluk? Ya aynı işi yapıyorsun, durmadan aynı işi yapıyorsun, aynı yerdesin, aynı pozisyondasın. İşte rutine dönüştürdün, işte geliyorsun, bir şey vermiyorsun, bir katkı vermiyorsun. Nasılsa bu işler olur diyorsun, bakıyorsun. Burada bir şey var yani. Deformasyon. Mesleki deformasyon mu demek lazım? Burada
Ya işte metalleşme var yani. Metal dediğimiz zaman materyale dönüşüyorsun bir nevi. Yani bir nevi materyal döngüsü sergiliyorsun davranışlarında. Yani bizim bir günümüz diğerine eşit olmaması lazım. Ne ilerleme bakımından, tempo bakımından. Yani bizim değerlerimiz açısından bu önemli. Evet. Dolayısıyla bu hızlı tempoyu hayatımızda, icra tarzımıza da yansıtmamız gerekir. Yani nasıl olsa işte reis çalışıyor, ediyor, işte tamam bunu alırız. Ya böyle bir şey yok. Boşacaksın, çalışacaksın. Ya çalışacaksın ya da orasını terk edeceksin. Bir, hani bu konuları her zaman da konuşamıyoruz. Biraz iyi oldu bugün girdiğimiz. Evet. Başka bir sürü memleket meselesi gündemimizi kaplıyor. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi AK Parti tabii bir merkez parti haline geldi. Yani iki seçimde %50 barajına çok yakın oy almış bir parti. Böyle olunca yani başka insanlar da parti bünyesine giriyor. Çünkü bir açılım sağlıyorsunuz. Bunun kendi komplikasyonları karşımıza çıkıyor. Bu da o değerlerden, kuruluş felsefesinden uzaklaşma. Bir tipik eski siyaset merkez sağ parti hüviyetine bürünme. Ve bunun ürettiği bir takım problemler. Yani geçmişte merkez sağ partilerde, DYP'de, ANAP'ta gördüğümüz türden problemler AK Parti bünyesine de dahil oldu. Böyle şeyler duyuyoruz, çok duyuyoruz. Yani merkeze gelince, hedef kitleyi çok genişletince bu defa da o kendi kuruluş değerlerinden, kuruluş felsefesinden taviz veriyor deniyor. Ne dersiniz? Burada bir bunu siz izah edersiniz. Yani bizim kuruluş sürecimiz çok dikkatlice inşa edilmiştir. Kuruluş sürecinde çok değişik kesimlerle, değişik düşünürlerle çalıştaylar yapılmış, tartışmalar yapılmış, ortak akıl çalışmaları süreçleri yaşamış, parti inşa etmişiz. Biz parti inşa ederken, AK Parti inşa ederken, yani Cumhurbaşkanımız liderimizin öncülüğünde inşa ederken Türkiye siyasetinde geçmişte var olan hemen hemen tüm partilerin pratiklerini toplum nezdinde hangi ölçüde kabul görüp görmediklerine dikkate almak suretiyle parti inşa etmişiz. Hatalarından dersler çıkarttık falan. Tabii ders çıkartmışız biz oradan. Bir ANAP'laşma, doğru yollaşma riski görüyor musunuz AK Parti? Hayır, kesinlikle görmüyorum. Dolayısıyla AK Parti'nin Türkiye siyasi yelpazesinde çok özgün bir yeri var. AK Parti partilerden bir parti değil. Bu bizim söylemlerimizde var. Cumhurbaşkanı'nın o zaman genel başkanımız düzeyinde yaptığı konuşmalarda var. Söylem, yani partilerden bir parti değil. Çok özgün bir partidir. AK Parti'nin kurulmasında yapılan anketler ve 40 bini aşkın denekle anket yapılmıştır. Rengini, desenini millet belirlemiştir. Rotasını millet çizmiştir. Yepyeni bir parti istemiştir. Ve biz partiyi kurduktan sonra Türkiye'de bugün 70-80 dolayında siyasi parti var. AK Parti bu yelpazede, bu partiler yelpazesinde nerede? Yani herkes kendini bir şekilde nerede tanımlıyor. Diyor kimisi sağda, solda, kimisi ırkçı, kimisi dinci. Orada bir biz muhafazakar demokrat diye. O çimdik, onu tanımlıyor o zaman. Bir durduğumuz yer. Biz milletin durduğu yerdeyiz. Yani sorarsan milletten ne anlıyorsunuz? O söylerim. Milletin içinde 40 tane millet var. Yok. Hayır, millet. Bizim millet dediğimiz zaman ortak tarihi var. Ortak kültürü var. Geçmişi var. Devlet deneyimi var. Birikimleri var. Muktesebatı var. İnanç değerleri var. İşte millet şeye dayanmaz. Efendim, bizim işte Türk milleti kavramını kullandığımızda millet bir etnisiteyi esas almaz. Bir mezhebi de esas almaz. Bu müşterek ortak değerli olan işte vatan, bayrak, ortak geçmiş, kültürel miras, inanç değerlerinin
oluşturduğu kümenin ismidir millet. Büyük kümenin ismi. Yani 80 milyonun ismi millettir. Bunun rengini, desenini baktığın zaman ona renk veren, desen veren ağırlık neyse bu da bizim muhafazakar yapımızı oluşturuyor. Yani kimlik dedim, muhafazakar, demokrat dedim, işte muhafazakarlık kısmımızı bu millete renk, desen veren unsurlar bizim muhafazakarlık tarafımız. Dolayısıyla biz siyasi elfazede milletin olduğu yerde duran bir partiyiz. Millet nerede? Millet merkezde. Millet merkezde, biz oradayız. Peki hedef kitlemiz neresi? 80 milyon. 80 milyon. 80 milyon bizim hedef kitlemiz. Yani biz son 16 Nisan halk oylamasında işte aldığımız yuvarlak ifadeyim 52 oy. Yani bizim bu. Hayır. Biz diğerine talibiz. Belki diğerine çok iyi anlatamadık, onun için öyle oldu. Bunu anlatacağız. Hedef kitlemiz bu. Biz Türkiye Partisi'yiz. Bak bizim kuruluştaki en temel sloganımız her şey Türkiye için. Bu böyle üç kelimenin yan yana, dört kelimenin yan yana dizildiği basit bir kelime değil. Bunun içi doludur. Burada Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden Türkiye vurgusu vardır. Evet. Bu kavram içerisinde Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün ifadesi vardır. Yani biz böyle bir partiyiz. Dolayısıyla Yelpaze'de bulunduğumuz yer itibariyle ANAP'a, DYP falan benzemiyor. Hedef kitlemiz belli. İşte onların yaşadığı süreçleri biliyoruz. Hmm. Onların zaaf noktalarını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda hassasiyetimiz var. Bunları belki kendi içimizde konuşuyoruz. Dışta paylaşmamızda hiçbir şey yok. Gereklilik de yok. Dolayısıyla bizim rotamız belli. Rotamızdan şaşmayız. Rotamızı zenginleştiririz. Zenginleştirmenin tonu rengi aynıdır. Yani onu farklı bir renge dönüştürmeyiz. Zaten dönüştürürsek orada farklı sorunlarla karşı karşıya kalırız. Peki söylem olarak zaman zaman gündeme gelen, getirilen bir eleştiri son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi ile referandum sürecinde başlayan bir ittifak ya da yakınlaşma, adını nasıl koymak gerekir, siz nasıl koyuyorsunuz bilmiyorum. Bir milliyetçi söyleme kayıyor AK Parti. MHP'lileşiyor. Buna ne diyorsunuz? Yani bir son dönemde böyle bir milliyetçi, yani AK Parti'nin, gerçi geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı hani Türkçülük yapmak bölücülüktür, Kürtçülük yapmak bölücülüktür gibi bir tabir de kullandı. Evet. Yani AK Parti MHP değil sonuçta. Yani milliyetçilik bağlamını da ben bu anlamda gündeme getiriyorum. Yani kavramlar, bu tür sosyolojiyle bağlantılı kavramlar zaman zaman muhteva değişikliğinde oluyor. Yani milliyetçilik de bunlardan bir tanesi. Artık milliyetçiliğe sağ ırkçı özelliklerle bakıldı veya bakılmaması gerekir. Yani biz milliyetçilikten bizim kastımız, hani AK Partililer olarak kastımız, bu ülkenin, bu milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak. Milletin yüzünü yere baktırmamak. Milletin imkanlarını, ülkemizin refah seviyesini artıracak düzeye taşımak. Biz bunlara milliyetçilik diyoruz. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İşte IMF'nin komiseri gelir bizim hazinemizi kontrol eder. İşte Maliye Bakanlığı'nı kontrol eder. İsmi de biliyorsunuz Carlo Cottarelli'ydi. Böyle herkes bir adam ezberebilirdi onu. Gelir gider. Gelişi de haber olur, gidişi de haber olur, bilinci haber olur televizyonda basında. Böyle birisi yok. Niye yok? AK Parti hükümetleri Türkiye'nin IMF'ye olan 26,5 milyar dolarlık borcunu taksitlendirdi. Son taksidi 2012 yılında ödedi. Carlo Cottarelli'yi gönderdi. Evet. Bu milliyetçiliktir. Biz bütçemizi kimseye elletmiyoruz. Hazinemizi kimseye elletmiyoruz. MHP'ye sorsanız onlar da milliyetçiliği... Milliyetçilik bu ama... Onlar da kafa tavsiye değiliz diyorlar. Ben hiç girmiyorum onlar neyi anlıyor, nesi anlar. Ama milliyetçilik diyerek bir kafatası ölçütleri ya da renk belli bir bölgede yaşamış olmayı esas alıyorsanız bu ırkçılık yansıması gösterir.
biz asla öyle bir kabul içerisinde değiliz. Milliyetçi söylem Doğu Güneydoğu'daki Kürt vatandaşları rahatsız ediyor diye duyuyoruz mesela. Hayır, biz Kürtler, bakın bu milletin, aziz Türk milletinin en büyük zenginliği, hani anlatıyoruz Fethi'nde milli gelir şu, işte gayri safi milli hasıla bu, işte 2018 bütçesi şöyle oluyor böyle oluyor. Yani bir ülkenin büyüklüğünün bir ölçüsüdür ekonomik rakamlar, ekonomik gücü. Ama bu milletin en büyük sermayesi kardeşliğidir. Hangi kardeşlik? Hazreti Adem'den bu yana gelen kardeşlik. Bakın Türkiye dediğimiz bu vatanımızda 780 bin kilometre kare üzerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ne kadar? 80 milyon yuvarlak ifade ediyoruz. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin etnik kökeni ne olursa olsun, efendim işte Kürttür, Türktür, Rumdur, Ermenidir, Boşnaktır, Pomaktır, Lazdır, Çerkezdir, ne olursa olsun ayrım yapmaksızın 780 bin kilometre kare vatan toprağında her birinin iştirak halinde eşit pay ve hakkı var. Burada ayrıştırma var mı? Bizim milliyetçilik anlayışımız bu burada. Bu bütünlük önemli. İlk tanım yok burada. Gidiyoruz. Bayrağa böyle bakıyoruz. Bayrak da herkesindir. Devlet bakıyoruz. Peki bu coğrafyada olup da devleti olmayan bir Allah'ın kulu var mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz devletimiz 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bireyin devletidir. Ya bakın birliğimizi, bütünlüğümüzü bu bakış sağlar. Ve sağlıklı olan bu. Yani siz bunu başkalaştırırsanız, efendim etnik kökenleri esas alırsanız, mezhep farklılıklarını gözeterek bir yerde işte bir kurumsal yapı inşa etmeye kalkışırsanız CHP orada bölücüsünüz, ayıştırıcısınız. Ben isim vermiyorum ben. Mezhep değil. Bak dikkat ederseniz bizim, belki bir yerden bir yere atlayacağım ama bağlantı görüyorum. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin bu çakma fırsatçılık dürtüsüyle 25 Eylül'de gerçekleştirdiği işte referandum falan dedi, karşı çıktık. Zaten kimse de tanımıyor, bir kişi, bir devlet hariç İsrail. Ne yapıyor? O şeyi alıyor, etnik kökeni esas alıyor. Gene Irak'ta ve Suriye'de mezhebi esas almak suretiyle inşa etme çalışmaları, bunlar karşıyız. Yani devletler ortak vatan üzerinde her neresi ise inşa edilirken ne mezhep farklılığını dikkate alarak inşa edilir ne de ırk. Bu ikisine de karşıyız. Dolayısıyla bizim Kuzey Irak yerel yönetiminin o oldu bitti anlamına gelecek o referandum girişine karşı oluşumuz önemli sebeplerinden birisi de budur. Biz etnik buna, temelli tabii, etnik bir yaklaşım da o referandumu yapıyoruz. İnsanlığın kazanımı değerlere aykırı. İnsanlığın kazanımı değerlere aykırıdır. İnsanın ortak değerleri var. Kazanımları var. Ya bunlar zamandan zamana, mekandan mekana veya konunun öznesine göre değişmez. Yani Paris'te neyse, işte Bağdat'ta olması lazım. İşte Londra'da neyse, Kahire'de olması lazım. Böyle bakıyoruz. Onun için bizim bu bakışımızı, duruşumuzu anlamayanlar olabiliyor. Onlar farklı bir açıdan bakarak bizi eleştiriyorlar. Ama biz doğru iş yapıyoruz yani. Bu Barzani meselesi de tabii çok referandum sürecinde çok sert açıklamalar da yapıldı. Bunun da AK Parti seçmeni olan Doğu Güneydoğu'daki insanları rahatsız ettiği söylendi. Yani şimdi bir konu... Haklı olabilirsin ki haklılığı çıktı Türkiye'nin burada. Yani işte Kerkük'ü kaybetti Barzani. Sonucu Türkiye'nin uyardığı bir şeydi bu. Bu evet karşımıza çıktı. Ama bunları sürekli duyuyoruz. Yani Barzani ile ilgili çok sert bir yerde durup sert cevaplar verilmesi de kendi içimizdeki Kürtleri rahatsız etti diye çok duyduk. Bakın içtenlikli olmak önemlidir. Dürüst olmak fevkalade önemlidir. Bu sadece kendi ülkenizdeki vatandaşlarla veyahut da kurumlara ilişkin bir değerlendirme yapıyor değilim. Uluslararası ilişkilerde de
içtenlikli olmak, samimi olmak hayati derecede önemlidir. Yani biz Kuzey Irak yönetimine ile ilgili çok derinlikli bir ilişki kurmuştuk. Yani merkezi yönetimin bazı itirazlarına rağmen yani onların ezilmesine karşı çıkmıştık. Sıkıştıkları zamanlarda yardımcı olmuştuk. Yani bu davranışımız onların Kürt oluşları veya Türk oluşları, Türkmen oluşlarına bile değil. Onun temelinde de hak hukuk var. Elbette ülkemizin çıkarları da önemli. Bunu yapmıştık. Ama sonuçta gördük ki bu referandum halk oylaması süreci itibariyle veya referandum itibariyle yani orada bir yangın devam ederken değişik gruplar bir tarafta terör unsurlarıyla çatışmalar sürerken ve o topraklarda hesabı olan çok farklı amaçlarla pozisyon sağlamaya çalışan ülkeler varken kendisi için bir fırsat çıkışı olarak gördü, fırsatçılık yaptı, bir referanduma götürdü. Ama sonuçta aklın yolu tek. Yani biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bizim orada istediğimiz huzur, güven, dirlik ve insanca yaşanacak temaslar sürüyor mu? Bir ortamın inşası. Ya. Nasıl çıkılacak? Temasların çok detayını bilmiyorum. Yani biz tabii. Bir yapmışız, bir hata, hadi düzeltelim derlerse mesela o kapı açık mı şu anda? Ne yapılabilir bunun üstüne? Biz şey bakarız, bunlara hem insanı değerler, kazanımlar açısından bakarız hem de pragmatistiz. Yani nihayet biz böyle inat dediğim dedik, öttüğüm dedik tarzı bir yaklaşımımız yok. Yani bir kimse hata yapmış, hatasından dönüyorsa o bize göre de makbuldur. Orada dönüş sağlanır. Yani bizim amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve oradaki halkların çok değişik etnisiteler mensup insanların kardeşçe aynı ortamda yaşamalarının sağlanması, komşuluk ilişkilerimizin güçlenmesi ve elbette ki o topraklarda var olan grupların Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturma pozisyonu dışına çıkarmalarıdır. Yani tehdide karşı seyirci kalamayız. Tabii güvenliğimizi sağlayıcı önlemler alırız. İşte İdlib'e girişimizde evet, bu amaçla. 3-4 dakikamız kaldı. Öyle işaret ediyor arkadaşlar. İki soru sorup kapatacağım programı. Olağanüstü hal tekrar uzatıldı. 3 ay daha. 3 ay geçtikten sonra bir daha uzatılacak mı? Yoksa hani yıl sonunda bir daha uzatılmayabilir diye duyuyoruz. Ya bu sorular çok soru eleştiriyor. Bakın olağanüstü hal bir zaruretten doğan bir durum. Yani hiçbir iktidar, hiçbir hükümet gerekmediği halde ülke yönetimini olağanüstü olarak ifade ettiğimiz yönetim biçimini tercih etmez, edemez. Biz iktidara geldiğimizde ilk yaptığımız tasarrufların birisi doğuda, güneydoğuda uzun süreli devam eden olağanüstü hal yönetimine son vermek oldu. Uzatmamışız. Halk bunu istedi bizden evet. Kampanyada. Bizden bir şey istemiş, olağanüstü söyler. Ya şimdi biz Türkiye'de çok alçak, vahim bir 15 Temmuz darbe süreci yaşadık. Bu Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması, Suriye'nin yanı başında bir Suriye daha oluşturma amacıyla maruz kaldığımız bir darbe teşebbüsü var. Peki gördük ki işte bu darbe teşebbüsünün arkasında vaktiyle kendisini cemaat diye takdim ettirmiş. Efendim bizim insanımızın kullandığı kavramları faaliyetlerine isim olarak vermiş. İnsanları kandırmış ve esas amacını kamufle etmiş. Ama devletin hemen her kesimine, işte başta polis, asker, yargı, bilim olmak üzere ki bunlar devlete hayat veren kurumlardır. Evet. Olmak temizlik üzere, yapıldı oralar. Buralarda yerleşmiş. Nasıl mücadele edeceksiniz? Bir zaruret hali var, zorunluluk hali var. Dolayısıyla bu yapıyla... Ben bunu bir öngörü anlamında yani bunun niye o halin ilan edildiği... Ha, size demiyorum ben, da. Söylenenlere diyorum yani, söyleyenlere söylüyorum. Dolayısıyla getirdik. Yani onu var eden, olağanüstü hal yönetiminin sebebi olan olgular ortadan kalkıncaya kadar devam eder.
kalktığı günde bir gün uzamaz. Bunu tespit edip hükümete taşıyan kurum var. İsmi Milli Güvenlik Kurulu. Bunu değerlendiren, karara dönüştüren, talebe dönüştüren mekanizma var. Onun ismi hükümettir. Bunu karara bağlayan organ var. Milletin Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani bu prosedürde... Partide hiç konuşulmadı mı? Bu prosedürde... partide konuşulur tabii. Nihayet bunun siyasetten hesabını verecek olan partidir. Partide bununla değerlendirmeler yapılır. Ama ne? Gelemeli de. Öngörü 3 ay, sonra bir 3 ay daha 2018'de devam eder. Bakarız orada. Bunu gerekli kılan, olağanüstü hal yönetimine geçmeyi gerekli kılan sebepler kalkmışsa bir gün uzatmayız, kaldırırız. Evet. Dolayısıyla varsa bunlar devam eder, uzar. Anketler yaptırıyorsunuz herhalde. Vallahi yakın zamanda anket görmedim. Belki önümüzdeki hafta göreceğim. Bir mesela kıyaslamak açısından 7 Haziran seçimindeki AK Parti mi var şu anda? 1 Kasım seçimindeki AK Parti'nin aldığı destek mi var? İkisinin ortasında bir yerde mi? Birinin altında, birinin üstünde mi? Oradan... Yani ben bir anketlerle ilgili bir şey söylemiştim. Yakın zamanda görmedim. Belki önümüzdeki hafta göreceğiz. Ama daha önce gördüklerimi esas alarak ifade etmem gerekirse kötü bir yerde değiliz. İyi bir yerdeyiz. Yani o ortadayız. Yani Türkiye seçmenini ikiye böldüğümüz zaman orta düzeyde bir yerdeyiz. Ne demek bu? %50... Yani o dolaylarda bir konumdayız. 45-43... Ya bir rakam vermeyeyim işte. Orta dediğimiz zaman 50'ler düzeyinde yani. Bir yerde. Ya 1 Kasım'da yani, elde ettiği desteği, halk desteğini koruyor mu AK Parti? Yani o koruyoruz gibi gözüküyor. Evet. Daha bir de tabii bu işin kampanya süreci var. 2019'a. İnşallah. Niye bu kadar erken başladı 2019? 2 seneden daha fazla vakit var. Ne başlayan ne Mehmet Bey? Yani niye bir anda 2019 gündemi oluştu? Böyle bir telaş, bir endişe. Ama yani çok şimdi bakın Türkiye'de bir sistem değişikliğine geçildi. Yani 16 Nisan halk referandumuyla bu sistem değişikliğinin ismi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yani Türkiye 2019 seçimleriyle birlikte yeni bir modele girecek. Yeni bir modelle yönetilecek. O modelde artık Cumhurbaşkanı yani tamamen... Gelir 3 ay 5 ay kala kampanya yapılır, seçim de yapılır. Ama yani bunun hazırlık süreci var. İşte o uyum yasaları var. Cumhurbaşkanı hükümet modelini hayata geçirilmesine katkı verecek yasal düzenlemeler var. Vesaire falan idari yapıda değişiklik olacak, bakanlar yapısında değişiklik olacak, bürokraside bir takım değişiklikler olacak. Zaten cari işleri karşılayacak yasal düzenlemeler var. Bütün bunlar her tabii, durumda çok tabii hayatiyeti olan da bir seçim. Bir de biz o modeli yani 16 Nisan'a doğru gidersek çok iyi de anlatamadığımız kanısındayım. Yani millet Cumhurbaşkanımıza duyduğu güven dolayısıyla destek verir. Hani bizim bir sabit kitlemiz var. Onunla pek sorgulamaz, verir. Yani bir de bizim icraatlarımızı gözlemek suretiyle destek verenler var. Onlar oraya baktı, verdi. Ama bizim bunu anlatmamız lazım. Yani bize oy vermeyen kesimlerde bunu anlatmamız lazım. Türkiye neler kazandırıyor, ne getiriyor. Dolayısıyla 2019 seçimlerinde gündem maddelerinin bir tanesinin de bu Cumhurbaşkanı hükümet modeli olacağını düşünüyorum. Yani peki. Onun için şimdiden konuşuyoruz bunları. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Memleketiniz Rize'den ederim. Bizi ağırladınız aynı zamanda. Bizim programımıza katıldığınız için, vakit ayırdığınız için de çok sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim Başkent Kulisi'nde bu hafta Rize'deydik. AK Parti'nin 2 numaralı ismi siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuğumuz oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Kanaat oluşturma hakkı elbette sizlere ait. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.